Merhabalar. Bu dersimizde artık metodumuzu tanımlayıp yavaştan pagination sınıfına giriş yapacağız. Şimdi ilk olarak işlemlere başlamadan önce pagination sınıfını bir load edelim. Bu bir library olduğu için library load library diyorum. Pagination'ı bu şekilde yükledim. Ve pagination'ı kullanabilmemiz için diyoruz ki pagination'ı ilk olarak initialize edin. Initialize etmek ne demek? Initialize etmek benim belirlemiş olduğum durumlara göre, benim belirlemiş olduğum rakamlara göre benim pagination yani sayfalama sınıfımı yapılandır demek. Initialize e, metodu kendi içerisine bir tane parametre alır. Bu parametre ise bu az önce bahsetmiş olduğum e, değerleri içeren, sayıları içeren, verileri içeren config isimli bir tane array'dir. Hemen bir tane config isimli array oluşturuyorum ve burada bir tane değer atacağım onu. Şimdi ilk olarak şunu söylemem gerekiyor anlatmam lazım şurada. Mesela ben burada 6'ya bastığımda gördüğünüz gibi yukarıda bir tane link değişikliği gerçekleşiyor. Peki bunu Codeigniter nereden biliyor? İşte ilk olarak bizim ben buradaki tuşlara bastığım zaman sayfalamadaki butonlara bastığım zaman ee, hangi URL'ye istek atacağını bu verileri getirecek metodun ne olduğunu ona söylemem lazım. Bizim getbooks isimli metodumuz bu işi kendisi yapacak. Bunun adı ise base URL. Diğer base ile bir alakası yok ama isim benzerliği var. Ve diyorum ki benim base URL'imin sonundaki getbooks'a gönder. Yani orası verileri getirecek. Oraya da nereden erişiyorum? Verkamın altındaki get books isimli metodu kullanacağımı burada söylüyorum. Şimdi bunu tekrardan çoğaltayım. Hatta şöyle yapayım ben bunu. Şöyle birkaç tane alalım. Boşta kalsın. Evet. İkinci parametrem ise toplam kayıt sayısı. Peki bu ne işe yarayacak? Toplam kayıt sayısı benim doğal olarak buradaki linkleri sayfalama sınıfım yani pagination sınıfım üretiyor burada kaç tane sayfa üreteceğini bu arkadaşa söylememiz lazım. Bu arkadaşa söylemek için de doğal olarak toplam kayıt sayısını buna ilk olarak söylememiz lazım. Peki biz book'taki yani book tablosundaki toplam kayıt sayısını nasıl almıştık? Model içindeki get count isimli metot yardımıyla. Bunu da başarılı bir şekilde alabiliyorduk. Nasıl da? Book modelin altındaki get count isimli metodu burada çalıştırarak toplam kayıt sayısını alabiliriz. Üçüncü parametremiz ise burada hemen gösterelim. Dikkatinizi çekecek şurada indeksi tutan bir parametre var. Yani get books isimli metoda bir tane parametre gönderiliyor burada. İşte bu parametrenin ne olduğuna karar veren, daha doğrusu mesela burada Başka parametreler de olabilirdi, count gibi. Ee, ve burada dememiz gerekiyor ki burada indeksi tutan parametre e, birinci parametre değil, de ikinci parametre. İşte bunun ne olduğunu söylememiz gerekiyor. Bunun adı da yuri segment parametresi. Bizim şu an herhangi bir e, arada başka parametre almadığına göre ne olacaktı? Şu bir şu iki controller e, adı, metot adı parametrede ilk olarak üçüncü e, segmentle alabildiğimiz bir değerdi. Bundan dolayı burası 3 olacak bizim durumumuz için. Dördüncü parametre ise her sayfaya düşecek olan kayıt. Her sayfada göstermek istediğimiz kayıt sayısı. Bu da her sayfada biz burada 20 desek şu anlık yeterli diye düşünüyorum. E, şu iki son parametreleri şu anlık kaldıralım. Daha sonradan bunları dolduracağız. Şu an yapacağımız işlem tamı tamına bu kadar. Sayfalamayı bizim için gerçekleştirecek. Ama ne yapmamız gerekiyor? İlk olarak hemen initialize'dan sonra veri tabanından verileri çekmem lazım. Hemen onu kontrol edelim. Daha doğrusu hemen onu kurgulayalım. Diyelim ki results eşittir dolar dolar this book model get records diyoruz. GetRecords'da ne yapıyorduk biz? GetRecords'un içerisinde iki tane parametre alıyordu bu. Birincisi limit, ikincisi count. Limit dediğimiz yani bir sayfaya kaç tane kayıt düşeceği. Biz bunu nerede belirttik? Config isimli değişkenimizin içerisindeki PerPage isimli indiste. Ve kaçıncı indisten sonra limit kadar almasını söylüyorduk burada count ile de. Bunu nasıl alıyorduk? Az önce yaptık bunu. Yuri segmentte biz bunu çok rahat bir şekilde alabiliyorduk. Config Yuri segment. Yani buradaki indisi tutuyordu. Şu indisten sonraki 20 taneyi getir. 1300. indisten sonrakinden işte 20 tane getir gibi. Gördüğünüz gibi yukarısı sürekli 20-20 art arda gidiyor. Biz de burada bunun aynısını yapacağız. Fakat Yuri segment dikkatinizi çekerim. İlk başta boş. İşte ilk başta boşsa bizim bunu sıfırıncı indisten başlatmamız lazım ki ilk 20'yi getirsin. Bundan dolayı burada bunun için bir kod yazmamız lazım. Şart yazmamız lazım. Diyelim ki şey page diyelim. Eğer yürü segment şu pardon yanlış yaptık. Şöyle yapacağız. Eğer yürüdeki segmentlerden Üçüncüsü doluysa page'imiz zaten segment olacak. Eğer boşsa sıfır olacak. Böylece page'i buraya rahatlıkla yazabiliriz. İşte yapacağımız işlem bu kadar. Şimdi bunu result diyerek bir görelim. Şimdi şurada bir yenileyelim sayfayı. Burada bir tane bir sürü kayıt getirdi bize. Bunu isterseniz şöyle yapalım echo pre ve pre'yi kapattım. Yapıştırdım. Şimdi bir çalıştıralım. Yenilediğimde evet başarılı bir şekilde kayıtları bana getirdi. 20 tane kayıt getirdi. Bakın gördüğünüz gibi sıfırdan başladı. Yani toplamda 20 tane indis var içerisinde. 16'dan başladı. Biz şimdi buraya mesela 40 yazsak ne yapacak? Gördüğünüz gibi 40'tan sonraki 40. sıradaki kayıttan sonraki 20 taneyi getirdi. Demek ki bizim kaydımız aslında başarılı bir şekilde çalışıyor. 20'ye bastım 20'den sonrakini getirmeye başladı. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde daha sonrası bakın nedir 56 az önce de 56 demiştik. Bu sefer diğer butona bastığımı farz edelim 56'dan sonraki ID ile başladı 57 ile başladı ne yapacağız mesela bir sonraki 60 bu sefer ne ile başlaması lazım 79 ile la, 79 ile başladı gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde kayıtları bana getiriyor aynı şekilde geri gidersem 57 geri döndü Evet demek ki neymiş bizim result'ımız başarılı bir şekilde çalışıyor şimdi ben bu result değişkenini aslında şöyle tutmak istiyorum bir tane şurada View data diye değişken oluşturalım. View'e göndereceğiz bunları çünkü. View'de göstermek için. View data eşittir. New standard class. Class yapısıyla yapmak istiyorum. Array ile değil bu sefer. View data bu şekilde. Ve bir de benim neye ihtiyacım var? Alttaki linklere ihtiyacım var. View data diyorum. Buradan da links diyorum. Linkleri oluşturan ee, komutumun adı hemen yapalım. Pagination sınıfı içerisindeki create links isimli metot. Bu metot içerisine herhangi bir parametre almıyor varsayılan olarak olarak ee, ve butonlarımızı oluşturmuş oluyoruz. Şimdi gelin hep beraber view datayı şurada bir yazdıralım bakalım ne getiriyor bize. Yeniledik. View'ler gözüküyor. Burada gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 gözüküyor. Tıkladım. Bakın yukarısı değişti. Gördüğünüz gibi yukarıya şey öncesindeki, sondaki şeklinde gidebiliyoruz. Başarılı bir şekilde verileri bana getiriyor. Güzel. Benim tabi bunları nerede göstermem lazım? View'de göstermem lazım. Onu da bir sonraki videomuzda yapmaya başlayalım. Şu anlık ne yapmış olduk? Verileri sayfalanma sınıfıyla beraber e, sıralı bir şekilde ve sayfalı bir şekilde parçalanmış bir şekilde getirmeyi başarmış bulunuyoruz.